Herkese merhaba, ben Simge İşmet. Bugün IKEA Kartal'dayım. Geçen gün IKEA Ümraniye'de bir vlog çekmiştim anneannemle birlikte. O gün anneannem orada bir şey beğenmişti, küçük sevimli bir şey. O gün almamıştık ama daha sonra evde ben onu çok beğendim, yine gidip alalım demişti. Ben de bugün sürpriz olarak onu almaya geldim, yılbaşı sürprizi olarak. IKEA Kartal'a gelmek çok kolay. Kadıköy Pendik metrosuna binip hastane adliye durağına iniyorsunuz. Anatolium AVM'nin içine geçiş yapıp oradan da IKEA'nın içine geçiş yapabiliyorsunuz. IKEA'nın tasarımlarını çok sevdiğimi, IKEA'yı gezmeyi çok sevdiğimi geçen vlogumda da söylemiştim. Haydi şimdi IKEA'yı gezelim ve anneanneme o küçük, sevimli, minnoş, sembolik yılbaşı sürprizini alalım. Geçen IKEA Ümraniye vlogundaki beğendiği minnoşlar buydu. Size bir IKEA Ümraniye vlogundan da bir hatırlatma yaparım. Evet, bakayım anneanne. Hı? Ya çok tatlı. Alalım mı bana gerçeğini? Köpeğim olsun çok istemişimdir ama hiç olmadı. Evet, gösterelim bunu anneanne. Ay, alacağım. Bakalım paketi açınca ne yapacak? Ben bunu şimdi alayım. Şöyle bir hızlıca IKEA turu da yapalım. Şöyle bir yılbaşı renklerine de bakalım. Görüşürüz. Bir de bu varmış. Ben bunu çok sevdim. Baykuşu severim. Ben çok uykucu bir kuşum. Simge'nin YouTube kanalını takip edin. Hadi görüşürüz. Bunu da kendime mi alsam? Kasaya doğru ilerliyoruz. IKEA Kartal mı daha büyük, Ümraniye mi daha büyük? Bilemedim. İkisi de büyük. İkisi de güzel. Ay, yine mis kokan mumların olduğu bölüme geldik. Çok güzel bir kokulu mum daha. Bu, şöyle göstereyim. Şöyle 3 tane pembe ve şeker kokuyor. İnanılmaz güzel kokuyor. Yani kokulu mumları çok başarılı gerçekten. Şöyle bir yılbaşı dekoru önünde. Poz verdikten sonra çıkışa doğru gidelim. Ve geldik yılbaşı süslerine. Işıkların güzelliği. Ay şu renkli renkli ampul bakın göstereyim. En üst renkli renkli yıldızlar da çok güzelmiş. Şurada renkli renkli hepsi. En üstteki renkli yıldızlar da çok güzelmiş ama benim beğendiğim şu sıradaki renkli ampullü olan. Ve buradakiler. Evet, aldım. Çayın yanına ne alsak? Çok güzel, şeker ilavesiz yulaflı kurabiye buldum. Geçenki vlogumda hiç rejim yapanları düşünmemişler demiştim. Düşünmüşler. Şeker ilavesiz kurabiye, bundan bir paket alıyorum. Noel babalı kutular da varmış. IKEA'dan çıktım. Anatolium alışveriş merkezinin içinden metroya giriş yapacağım. Bir günde Anatolium AVM'yi şöyle bir gezeriz. Burada çok güzel bir yılbaşı standı kurulmuş. Onu göstereceğim. Herkes fotoğraf çektiriyor şu anda. Öyle gösteriyorum. Yılbaşı konseptli. İşte herkes bu koltuğa oturup yılbaşı hatırası fotoğrafı çekiyorlar. Ben şimdi Kadıköy'e gidiyorum. Kadıköy'de teyzemle buluşacağım. Bir şeyler bakacağız. Sonra eve geçeceğim. Çay saatini bugün kaçırdım. Neyse olsun.
Kadıköy'e geldim. Metrodan indim. Teyzemle buluşacağım. Kadıköy buluşma noktası. Boğa. Teyzem gelmemiş. Videomu durdurup bir teyzemi arayayım, bakayım neredeymiş. Teyzem boğaya daha çıkamamış. Aşağıda bir dükkana bakıyormuş. Ben onun yanına doğru ilerliyorum. Teyzemle akşam yemeğimizi nerede yiyeceğiz? Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Beyran'da. Yani dürümcü emmi. Dürümcü emmi'nin beyran çorbası çok meşhur. Orada bir çorba içeriz. Belki içli köfte yeriz. Teyzemle buluştuk. Dürümcü emmiye geldik. Önden içli köfte ve arkasından beyran. Evet, içli köftem geldi. Gayet başarılı. Dürümcü emminin meşhur beyran çorbası. Çok severim. Yani grip olunca, hasta olunca bundan hiç iyileş. Öyle güzel, sarımsaklı. Çok güzel. En sevdiğim çorba. Ama her yerde değil, dürümcü emmide. Çorbam bitti. Tabii ki yemeğin üstüne ne gider? Tatlı gider, çay gider. Tatlı belki başka bir yerde ama çayımı bekliyorum. Teşekkür ederim. Çay geldi. Oh, kokusu çok güzel. Başarılı. Dürümcü emmiden çıktık. Çok güzel bir çorbaydı. Nereye gidiyoruz? Şimdi evet, en sevdiğim Asuman'a gidiyoruz ve Asuman yiyeceğiz. Tadımlık değil, doyumluk. Asuman'a geldik. Önünde sıra var. Hafta sonu gelirseniz daha çok sıra oluyor. Hafta içi bir akşamdayız. Buna rağmen sıra var ama Asuman için beklemeye değer. Asuman'ı çok seviyorum. Bugün Asuman'da Asuman yiyeceğiz. Ama başka bir gün yine geleceğim ve başka bir tatlısını deneyeceğim. Asuman geldi. Asuman'a başlıyoruz. Şöyle bir kaşık tadına bakayım. Sol elimle bakıyorum. Sağda kamerayı tuttuğum için. Muhteşem. Ben şunu bir rahat rahat yiyeyim. Sonra görüşürüz. Şimdi Asuman'ın çikolata bölümüne giriyorum. Ve içeri girdim. Tamam. Evet. Şöyle göstereyim. Mis gibi bir çikolata kokusu. Evet. Çikolatalar böyle. Şimdi bakalım benim seçimlerim neler olacak. Bu neli? Pralin türü. Yok, bitter olmasın. Bitter evdekiler sevmiyor. Ben yiyorum da Antep fıstıklı varmış. Antep fıstıklı bitter. Sütlü türüf değil mi? Evet. Evet, ondan kutuma 4 tane atayım. Evet, en yakın. Teyzem portakallıdan çok sevdiği için bunu onun için alıyorum. 2 tane kahvesinin yanına çok sever. Ondan aldım. Evet, başka neler varmış? Portakallı, fıstıklı, yeşil limon var. Tarçın, karabiber. Bunu meraktan denemiştim bir kere de. Kaju karamel. Tiramisu turuf, onu da denemiştim. Tuzlu karamelli. Bundan 2 tane alırım. Başka? Şöyle kutuma koydum. Patlayan şekerli, yer fıstıklı, kahveli türüf, kekik, limon, kekik mi? Aa, değişik. Kekikliymiş. Bunu deneriz. Evet, hurmalı da tercihim bitter olur. Sağlıklı gidiyoruz madem. 2
tane daha alalım, herkes sever. İki tane de hurmalı aldım. Evet, kutum bitti. Aslında sütlü gofret de istiyordum ama kalmamış. Neyse, onu da başka zaman gelirim. Çikolatalarımı seçtim. Ama favorim Asuman tatlı. Asuman'dan çıktık. Nereye geldik? Hemen gösteriyorum. Müsait bir köşeden. Evet, Şekerci Cafer Erol'a geldik. Ya buranın dekorasyonu yılbaşında muhteşem. Ben de çok seviyorum. Ve burada bir boza molası veriyorum. Birazdan bozamı içeceğim ama önce size buranın videosunu çekmek istedim. Leblebili bozam geldi. Leblebiyi de çok severim. Bozayı da çok severim. Tarçını da çok severim. Hepsi bir arada. Şimdi bir tadına bakıyorum. Çok güzel. Bunu teyzem sevmez. Ben severim. Anneannem de sever. Neyse, bunu bitireyim. Teyzemin de çayı geldi. Sonra Şekerci Cafer Erol'un bir içini dolaşırız. Görüşürüz. Ya çok tatlı. Devasa şeker, yılbaşı şekerleri. Elma şekeri alıyorum. Şöyle kendimi de bu güzel dekorasyonda çekmek istedim. Çıkıyoruz. Elma şekerini aldım. Yine geliriz. Burayı severim. Metro ile gitmeye karar verdik. Metroya doğru yürüyoruz. Evet, mahallemize geldik. Eve doğru ilerliyoruz. Anneannem sürprizini görünce ne yapacak çok merak ediyorum. Gözlerini kapatacağım ve o şekilde vereceğim. Evimize geldik. Şimdi anneannemi çağırıyorum ve sürprizi yapıyorum. Sana şimdi yılbaşı sürprizimi vereceğim. Gözlüğünü çıkarmam lazım. Kapat. Kapattın mı? Evet. Görüyor musun? Görmüyorum. Doğru söyle. Tamam. Şimdi bekle, sakın açma. Ne olduğunu anlamaya çalışma. Evet. Şimdi şöyle elini aç. Tamam mı? Canlı mı? Hazır mısın? Hadi veriyorum eline. Canlı, dikkat et. Değil, canlı değil de peluş bir şey. Onu yapamaz zaten canlı. Niye? Dikkat et, ısırır. Isırır, dikkat et. Ama kafası bu mu? Hadi aç gözünü. Açıyorum. Çok köpek gibi bir şey. Açıyorum. Ha, ben bana istemiştim. Köpek gibi bir şey. Hakikaten pek tatlı bu. İşte anneannem, ben küçüklüğümden beri köpek köpek dedim, bana köpek almadı. Ben de anneanneme hocam, bunu aldım. Dedenin bütün sahip. Teşekkür ederim. Anneannem. Herkese tekrar iyi seneler. Bir sonraki videomda görüşürüz. Güle güle.